Benim lakabım yurt dışında zamanı durduran adam. Peki biz kadınların makyajda en fazla yaptığı hata ne? Peki Demet Akalın'la nasıl anlaşıyorsun? 2 yıl olmuş. Mesela Gülben Ergen sence nasıl? Öyle beyazları çeker, ağır ağır makyajlar. Gelinlik yiyorum. Yani 1-2 hafta içerisinde evleniyorum diyelim. Tamam. Herkese merhaba YouTube kanalımdan. Gördüğünüz gibi biz makyaja başladık bile. Ne yapacağız bugün biliyor musunuz? Konuğum kim? Hemen tatatatam dönüyorum Anar. Merhaba. Anar'ın ben ciddi hayranıyım biliyorsunuz. Yani bilmiyorsunuz şu an söylüyorum. Anar çok iyi bir make-up artist ve make-up artistlere de dersler veren bir make-up artist. Ama kendisi bugüne kadar Azerbaycan'daydı. Artık buralardasın. Artık buralardayım. Çok zoru başaran birisi olarak buradasın. Dur hemen geçecek makyaj ama bu halde de görünmek istemiyorum ama olsun gene görüneyim. Ben de onun için başlamak istiyorum. Sen o zaman yaparken söyleyeyim. Çünkü gözükmüyorsun bu halde. Biz ne yapacağımızı da söyleyeyim. Şimdi farz edin ki ben evlenmeye karar verdim. Farz edin ki benim nikahım var. Ve o nikaha Anar bana makyaj yapacak ama nasıl bir şey istediğimi söyleyeceğim Anar'cığım. Böyle kafamdaki böyle nikah söylüyorum. Hani olur ya bir gün evlenirsem. İnşallah olur. İnşallah. Kısmet. Böyle beyaz sade bir elbise. 40'lı yaşlardan sonra hayatım gelinlik melinlik güzel durmuyor bizde. Bakın şimdi. Benim yanımda yaş bir de yaşlılık hiç konusu açılmıyor. Açılmıyor. Bunu. Neden? Bilmiyorum. Ben açıyorum. Açmayın çünkü neden? Benim lakabım yurt dışında zamanı durduran adam diye. Vay. Onun için hiç yaş konusunda kendimden de hiç belli olmuyor. 37 yaşım olacak. O zaman Anar'cığım gelinlik giyiyorum. Evet. Tamam yakın mı? Tarih ne zaman? Yani 1-2 hafta içerisinde evleniyorum diyelim. Tamam. Tamam mı? Öyle bir şey. Ve makyajda ama ne istiyorum? Senin her tarzı o kadar güzel yapıyorsun ama hafif doğal bir şey istiyorum. Hani varla yok ama var. Zaten ben de kafamda öyle bir şey düşünmüştüm. Çünkü sizin göz renginiz inanılmaz güzel. Ay, teşekkür ederim. Bir de cildiniz güzel. Böyle var yok gibi yapacağım. Soft biraz, çok hafif pullu. Anar peki bir şey söyleyeceğim. Aslında çok tanınan, bilinen bir make-up artistin. Ama bir anda ne oldu? Demet Akalın'la da güzel bir patlama da yaşadın. Güzel gidiyor. Şu an her gün yayına gidiyorsun galiba değil mi? Demet'in evet, makyajını yapıyorsun. Demet Hanım'ın yanına gidiyorum. Çünkü onu seviyorum. Bir de... Ne kadar güzel. Aslında buraya taşınmamın amacı da onun için oldu. Pandemi girdi. Anar'cığım ben programa başlıyorum söyledi. Benimle çalışır mısın dedim. Seve seve. Zaten Türkiye'de de evim vardı. Yani apar topar. Bir saatin içinde toplandım, çıktım Allah, evde. Allah! Yok mu sevgilin, mevgilin, seni bekleyen birileri, ailen? Ailem var. Her gün görüşüyorum. Sevgilim de şöyle söyleyeyim. Eğer bu hakikaten sevgi ise o zaman benimle bekleyecek ya da benimle taşınacaktı ama olmadı. Geldi mi buraya? Yok. Taşınmadı mı? Yok. Ayrıldın o zaman. Evet. Aman iyi yaptın. Ne? Ya ne yapacaksın Allah Allah? Hem buraya yerleşeceksin hem seninle gelmeyecek. Buradan ona bir şey söylemek ister misin? Hayır. Yeni birisi var mı? Yok. Peki bir şey söyle. Sadece kariyer. Kariyer. Sadece kariyer odaklıyım artık diyorsun. Evet. Bence her bir insan, önde olan, yüzde olan insan kariyer odaklı olmalı. Peki biz kadınların makyajda en fazla yaptığı hata ne? Fondöten. Ve şu concealer'ı bembeyaz süren. Sürenler var. Onu aslında ben Türkiye'de gördüm. Burada... Bülent Ersoy. Evet, evet. Birçok hanımlar burada fon yani beyaz seviyorlar. Ama Bülent Hanım da biraz farklı. O göz altını böyle iyice dağıtıyor. Şöyle bembeyaz yapıyor şurayı şöyle. Yavaş yavaş onu artık alıştıracağız. En son ona makyaj yapmışsın. Evet. Çok güzel olmuş. Onun güzelliği çok seviyorum Bülent Hanım'da. Taş taş. Ben de seviyorum vallahi. Peki Demet Akalın'la nasıl anlaşıyorsun? 2 yıl olmuş. Rekor. Bir rekor kırılıyor yani. İnanamıyorum. Bence normal anlaşılıyor çünkü... Sıkıntı başka insanlarda mı o zaman? Bu kadar çok kavga, tartışma, devamlı bir arkadaşlığın olmaması. Senle mesela 2 yıl çalışıyor. Evet. Ve hiçbir sıkıntı yaşamadınız. Hiç. Hiç hayatta yani... bence çok dürüst birisi. Kendi ne istediğini bu hayatta olan birisi. Hı hı. Ve sıkıntımız olmadı yani.
bilmiyorum nasıl oluyor ama ben... Sen demek ki çok, Burcu ne senin? Çok dayanıklı. Yengeç. Aa, yengeç duygusaldır. Böyle şey, sevdi mi sever. Sen şimdi Demet'i çok sevdin ya. Evet. O yüzden her şeye tamam. Zaten diyorsun. Çocukluktan seviyordum her zaman onun için. Peki Demet'e makyaj yapmak kolay mı? Yani cildi nasıl Demet Akalın'ın? İnanılmaz güzel cildi var ve şey bakımından değil yani belki de bir iki yerde kusur değil mi yerinde? Leke gibi görsen sen. Herkesin var. Evet. Ama cildi benim zannımca çok güzel. Neden? Çünkü fondöten sürdüğüm zaman hemen etkisini belli ediyor. Göze çok hafif far sürdüğümüzde, eyeliner sürdüğümüzde göz formu değişiyor. Hemen badağın... Makyajı kabul eden evet. Bir yüzü var. Bence Türkiye'de en iyi makyajı taşıyan bir hanımefendi. Bak şu an aramız iyi değil Demet'le ama kesinlikle katılıyorum. Çok yakışıyor makyaj. Bir de Ebru Gündeş'e çok yakışır. Evet. Değil mi? Ebru Gündeş'te makyaj. Peki makyajla çok değişen kadın mı makyajı iyi taşıyan kadındır? Yani mesela Ebru Gündeş makyajı yan yana koy. Gerçekten güzel kadın ama makyajı çok daha güzel oluyor. Demet de öyle. Çok iyi taşıyor bunlar. İyi makyajı taşıyan kadın güzel kadın sahibi. Benim zannımca ama atıyorum ben... İrina Şayk'la da çalıştım. Vay herkes vay ona vay. Güzel diyordu. Benim için sıradan bir Rus bayanı gibi. Şaka yapıyorsun. Evet. Nesini beğenmedin ama? İşte sıradan bir Rus bayan. Cildi güzel. Çok güzel. Kaşları, gözleri güzel. Bildiğimiz İrina'dan bahsediyoruz. Evet. Demet mi İrina mı? Demet bence tercih. Bence Demet. Aa! Benim çok farklı zevkim var evet. Çalışmada. Çünkü... İrina Hanım'a şöyle söyleyeyim, iki dokunuş yapıyorsun, bitti. Ama Demet Hanım'a yaptıkça yapıyorsun, farklı gözüküyor. Eyeliner'ı biraz kalın sürdünse daha farklı, çekik gözüyor. İnce sürdünse daha farklı. Yüzde oynayabiliyorsun evet, makyajla. Evet, siz beni doğru anlattınız. Ama İrina'da oynayamıyorsun. Neden? Yani göz yapısı müsait çünkü değil mi? Çünkü bence güzelliğin, işte el arasında değilen güzelliğin tam top. Yukarıda, evet. Oradan yukarı gidemiyor. Ama işte Demet Hanım da farklı, hemen karışıyor. Düğünler şimdi düğün mevsiminde açıldı ya, malum. İşte ben de şu an diyorum işte eğer düğün yaparsak, hani nasıl bir makyaj yaparızı yapıyoruz bugünkü bölümde ama genellikle gelinler nasıl tarz makyaj istiyor? Böyle ne tarz yapılıyor? Hani. Sadece eyeliner'la çıkan gelinler var mı veya var. Trend ne? Şu an trend kaldı 2020'de. Evet. Şu an daha çıkamadık o düğünler ertelene. Ama geçen seneden konuşsaydık trend geçen sene sıkı kiprikler, çok hafif. Bugün size yaptığım makyaj çok hafif kahve pembe, ince pembe, gül kurusu gibi olan farlı. Burası da çok hafif parlak. Dudakta da mat nude bir boya. Mat nude. Peki şey yapıyor mesela Kendall Jenner. Bu sadece şu gözünün ortasından eyeliner'ı çekiyor. Kylie Jenner da dün bir şey paylaştı yine. Ve kirpikleri de sona takıyorlar. O da aslında onlar daha çok... Çekik mi? Bizleri takip ediyorlar. Daha çok böyle Arap, Müslüman ülkeleri çok seviyorlar. Onun için böyle yarısından çekik ay gibi. Bir de normalde o üç bacıda filtreden kullanıyorlar diye gündelik günde de filtre gibi gözükmek istiyorlar onun için. O da kime yakışır? Bazı insanlara yakışıyor, bazılara yok. Peki bu kontürü nasıl yapacağız burnumuza? Burnumuzu daha ince, daha... Sizde burnunuz çok biraz yukarı olduğundan evet. Sizin gibi bayanlarda ben tavsiye ederdim bu kontürü aşağıya kadar indireyim. Evet. Heh, tamam. Anarcığım, peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Söyleyin. Eymen aramış. Hemen şimdi sana Bülent Ersoy'un yaptığı makyaj hatasını, Gülben Ergen'in kendine yaptığı makyaj hatasını onları soracağım. Çünkü en son onlarla onlara makyaj yapmışsın. Mesela Gülben Ergen, sence nasıl normal makyajı? Bence Gülben Hanım'ın makyajda hatası yok. Yok mu? Ama zaten kendi yapmıyor değil mi? Bugüne kadar güzel mi yapılmış yani? Hani Gülben Hanım çizgilerini tanıyan bir hanımefendi. Yani ki kendi çizgilerini bilen bir hanımefendi. Yani ki onun hatası yok makyajda.
Bir de cildi de çok iyi. Onun için yok. Sıkıntı yok. Hı-hı. Peki Bülent Ersoy? Bülent Hanım da çok ağır seviyor ama. Ağır seviyor ama biraz daha çok beyaz olması. Evet. Bence ilk hata oldu. Beyaz yapınca Bülent Hanım'ın zaten gözleri küçük olduğundan daha da küçülüyor. Evet. Daha da baskı oluyor o ağ. Bak burada gördüm mesela. Bakar mısınız? Şimdi bir fotoğraf göstereceğim size. İlk defa beyaz değil burada. Yukarıdakinde de beyaz değil. İlk defa beyaz değil. Yani normalde ben Bülent Ersoy'u nasıl bilirim? Böyle beyazları çeker. Ağır ağır makyajlar. Onunla ayrı senin yakınız var. Çok yakınız. Yani çok severim onun enerjisini, onun çok güzel konuşmasını. Çok komik kadındır yani. İnanılmaz güzel enerjisi var. Bence o bir nadir tapıntı. Evet, o farklı. Yani hakikaten böyle farklı bir sar deyince aklına ilk gelen Bülent Ersoy olur Türkiye'de de. Ajda Pekkan, Bülent Ersoy. Bunlar farklı değerler. Evet. Peki kime makyaj yapmak isterdin dünyada veya Türkiye'de? Dünyada yaptım kime istediğimi. Türkiye'de... Hiç böyle belki... görüp de beğenip tanışmadığın ama... Görünce... Ebru Gündeş olabilir. Aa, çok güzel olur ya. Yani... Ebru Gündeş'e çok güzel yaparsın sen. İnşallah belki kısmet olur. Buradan... Ajda Hanım olabilir. Ona da çok güzel olur. Aslında Ajda Hanım'ı çok değiştirebilirdim. Senelerde aynı sarı saçlarda. Ajda Hanım farklı saçla ilgili farklı makyajla çok cool olur. Sen saçla yapıyorsun çünkü. Evet. Hem saç hem makyaj. Ama saç biraz şey gibi fon olarak kullanıyorum. Yani makyaj değişti sen saça abartmıyorum böyle. Hmm. Siz alışmışsınız çok çabuk makyaj ama biraz benimki. Yok şey, güzel ya. Böyle yavaş yapıyorum. Çünkü yavaş her şey step by step gidiyor. Bir de şimdi ilk kez bana yapıyorsun. Tabii tanıdığın yüzlere daha da hızlı tıkır tıkır gidiyordur değil mi? Mesela Demet Akalın ne kadar sürüyor makyajı? Saç makyaj 1 saat en fazla. Aa, hiçbir şey. Ama şeyle muhabbetle kahveler içiliyor. Evet. Soruyorum nasılsınız falan filan. Ne diyor? O da anlatıyor. İşte dün bu oldu. TikTok şeyi olmuş. Geçen günlerde kızıyla bence şey o kız oldu. Çok saygılı. Değil mi? O TikTok saygısız cevap verdi. Çok kendinden böyle havalı gibi. Parası neyse vereyim falan tarzı bir şey oldu sanki. Gerekirse Demet Hanım onu parada bastırır. Para konu değil. Konu o ki sonra haberlerde gördüm ikinci kez çıkmış ki bir tane çiçek 7000 lira olur mu? Şey Dolce Gabbana'nın çiçeği falan mı? TikTok'ta şey anlatalım olayı da Hira, Demet'in kızı bir TikToker'ın canlı yayına katılıyor. Fenomen bir kız ve kız galiba diyor buna hediye yolla, şunu yolla, bunu yolla. Evet. Hira da şimdi saf temiz yani çocuk ne olacak? Demet Hanım da onu söyledi işte çocukları kandırıyorsunuz diye. Kandırmıyorsa ne demek o kandırmak demek işte. Yani 7000 lira şey geliyor sonra 7000 lira kredi kartından çekiliyor. Yo TikToker'a çiçek yolluyor, araba yolluyor, bir şey yolluyor. Ay Eymen'i yolladığını düşündüm de şimdi ne yapardım acaba? Ya eyeliner'ı bize öğret Anar ne olur. Bütün bak şu an izleyenlerin %99'u mutlaka bu soruyu soracak. Eyeliner nasıl çekilir? Göstereceğim. Tamam. Ben de doğalsa böyle şey seviyorum. Bir tane makyaj videosu çekmiştim canım. Arada bakıp puan verebilirsin bana Anar'cığım. Video mu? Çektim. Bayağı ama şey fena yapmadım biliyor musun? Önce sonrası var benim de. Çok kötü değil de. Eyeliner diyeceksiniz. Eyeliner'ı şu an korktuğum için çekmeyeceğim. Eyeliner'ı özel başka bir bölümde çekeceğiz. Eyeliner için zaten bence bu bölüm yetmez. Koca bir bölüm lazım. Aslında şimdi televizyona bakacaksınız. Eyeliner'ın temelini şuradan koyabiliyorsunuz bakın. Nasıl? Şuradan? Alttan kalem sürdük ya. Evet. Onu çıkartacağız.
tam gözün bu yan tarafına yan kadar. Yan tarafı, aa. Evet. Artık eyeliner'ın temeli o, yukarı. Onun üzerine eyeliner çekmek çok kolay. Şimdi Anacığım ne yapıyoruz? Şimdi bu dokunuşlarının gözünüzün önüne böyle bir şey pırıltı mı verdim? Ha, o pırıltıyı, evet, o pırıltıyı da soracağım. Şuradaki aydınlık çok güzel duruyor mesela. Çok masum böyle, Fatma evet. Gül tarzı böyle duruyor. Fatma Gül derken? Yani dizideki Fatma Allah Gül. Allah sonumuzu benzetmesin diye. Ben bu tarafa mı süreceğim? Evet, öne, tam öne süreceksiniz. Şuradan. O aydınlatma çok masumluk veriyor. Evet. Özellikle de yani 20 plus olan bayanlara, yani 20'den yukarı artık o aydınlatmaya ihtiyaç var. Kesinlikle var. Ben de seviyorum o aydınlatmayı. Açık renkli gözlerde hangi tonlar kullanılmalı? Far? Kahve, bej, pembe, hiç siyah kullanılmamalı. Neden? O daha çok hem insanı yaşta tutuyor. Aa, bu çok önemli detay bu. Ya, yani koyu farlar yaşlı mı gösteriyor? Evet, yaşlı. Bir de kaba. Peki pudra sürüyor musun sen mesela? Pudra kullanıyor musun? Evet. Toz pudra. Kullandım da size. Jennifer Lopez'in de şeyi açıklaması var ya, toz pudra asla kullanmıyorum, yaşlı gösteriyor, hatları daha çok gösteriyor diye. Yukarı, onlarda biraz teknik farklı. Onlar pudradan korkuyorlar. Ben pudradan korkmuyorum. Fondötenin üzerinden pudra koyduğumdan sonra ve en son spreyle sıkıyorum, o pudranı dağıtıyorum. Ha, gidiyor öyle. Şimdi kirpik takıyoruz. Kirpiği herkes, yani biz niye takamıyoruz mesela? Ben niye takamıyorum mesela kirpiği? Öğreteyim. Burada çok zor, öğreteyim. Hiçbir şey zor yok. Kirpiğe yapıştırıcı süreceksiniz ve 2 dakikalık koyacaksınız ki kurusun. 2 dakika böyle koyacağız. Evet. Ben direkt sürüyorum, tak yapışmaya çalışıyorum. Onun için o da kayıyor falan. Bir evet. Gözün, çünkü şuraya yapıştırırsanız tamam yapıştırabilirsiniz. Siz gözle buranı görüyorsunuz. Ama gözle bu gözün üzerine çalışmak çok zor. Ama o artık kuruma alanına geldiğinde, artık yapışma alanına geldiğinde tak diye koyacaksınız, yapışacak. 2 dakika bekleteceğiz böyle, evet. İlk yapıştırıcıyı koyduktan sonra, tamam. Eyeliner. Eyeliner, eyvah. Bunu da kullanıyorum ama şey... Kalın biraz seviyorsun. Yok, şey... kalem gibi de kullanıyorum. Kapatın. Şu sizin eyeliner'ınız. Bakayım. Yarısından çünkü... Aa, evet. Küçülmedi gözüm en azından. Yok, size bilmiyorum nasıl çekildiler ama... Öyle sonra fırçanı değişiyoruz. Ben de yarıya kadar böyle çekiyorum. Niye fırçayı değiştirdin? Üzerindeki bazı hataları kapatın. Bir de burada geçit olması gerek. Şimdi biz nikah falan yaparsam işte böyle hani mesela evleneceğim diyelim. Bu tarz bir şey yapacağız değil mi? Tabii ki siz, sonuçta siz seçeceksiniz ne tarz bir şey. Çünkü sizin nikahınız inşallah olarsa ileride. İnşallah. Ama ben bu tarz bir şey tavsiye ediyorum. Şimdi artık son dokunuşlar mı ona? Evet. İyi oldu mu? Anacığım. Yani günün birinde nikah gidersek, yaparsak, gizli olursa mesela... Bir şey söyleyeyim mi? Bence nikah kokusu geliyor artık. Yok canım. Ne alaka? Anar. Ama yaparsak böyle bir şey yaparız. Seve seve yaparım makyajını. Ay canım benim, vallahi. Düğünler olsun. Bir tek pandemi bitsin. Pandemi yurt dışına yollar açılsın. Dur bir açılmasın da şu an. Açılırsa sen gideceksin, seni yakalayamayız sonra. Zaten Mayıs'ta gidiyorum. Mayıs'ta mı gidiyorsun? Evet, Eurovision'da bekliyorlar. Buradan da sizin programımızın vasıtasıyla
Türk kardeşlerimize yurt dışında söylüyorum. Ses versinler bizim Samira Efendi. Kim? Samira Efendi. Samira. Evet. Çünkü orada şarkının ortasında Türkçe sözler söylüyor. Türkiye kaç senedir artık 2011. yıldan katılmıyor. Bu sene işte kardeş ülke olduğumuzdan şey yaptık. Yanan da ben, yaman da ben diye şarkının ortasında. İngiliz dilinde şarkı ama sözler Türkçe. Bir cümle. Ama Azeriler Türkleri çok seviyor. Türkler de Azerileri. Zaten bir millet, iki devlet sayılırız. Beni en çok takip eden kim biliyor musun? Kim? İstanbul. Sonra Azerbaycan'a geçiyor. Instagram. Sizi orada çok seviyorlar. Ben geldiğimde arkadaşım orada söylüyordu. Vallahi. Benim biraz şey, televizyon seyretmiyorum, bakmıyorum internet. Netflix'te de filmler izledim. Ben de. O bana söylüyor ki, ben çok baktım, hatırlıyorsunuz ya. O bayan, sen Demet Hanım'a şey yaptığında. Klip 98. Bir çocuk de şey, programı. Demet Hanım'ın harbi, yok harbi değil, şey konserinde. Ne? Ben yaptım ya, Jennifer Lopez'e benzettiler sizi. Aa, çok güzeldi. Onu söylüyordu ki, hatırlamıyor musun sarı saçlı bayan? Dedim, evet ben onu tanıyorum ama o programı bakmamıştım. Zaten yıllar oldu anacığım. Bitti mi makyajım? Az kaldı. Nasıl? Sprey ver. Sana göreceğiz. Bayağı sana bir şey söyleyeyim mi? Yüzde şey böyle kusursuz gösteriyor. Fondöten ne sürdün? Yüzünüz kusursuz zaten. Ay, çok kibarsın canım benim. Ama işte bir şey sürdün. Ne sürdün? Fondöten ne sürdün mesela? Bir şeyler kattım içine yukarı. Bak ya. Sırlarını söylemiyor. Size özel söylüyor canım. Tamam. Sevgisini. Sevgisini katarak yapıyor. Bana Azerice bir şeyler söylesene. Azerbaycan'dan izleyenlere seslenelim. Mesela ne söylemek istersiniz söyleyin. Farklı ne var mesela? Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ondan sonra bu ne nasıl söyleyebilirim? Aziz izleyiciler. Sizi severim. Kanalıma abone olun. Beğeni koyun. Ve yorum atın. Beğeni koyun mu demem lazım? Evet. Siz gene de beğenin. Ama çok değişik şeyler çok, var ya. Yani. Bizde farklı bazı sözler, sizde o mesela biraz bir çok tane küfür anlamına falan geliyor. Bir tane söz Allah aşkına. Yok söyleme. Niye ya? Ne olacak utanıyorum. Ki? Valla biz bipleriz. Ne var? Sümük. Sümük ne sizde? O söylesin, ben söylemeyeyim. Etin içindekini, siz kemik dersin, biz sümük. Haa, kemik sümük mü? Evet. Valla Anar çok zevkliydi ya seninle. Her şey çok zevkliydi. Sohbette, makyajda. Teşekkürler. Son dokunuşu da yapayım, onu tamam. Bulayım. Ne dokunuş? Çok önemli dokunuş. Gözaltı rimel sürmek. Ha neden? Bunu mesela şey derler bak, internette bak, göz altına rimel sürmek de işte yaşlı gösterir derler. Sakın hiçbir zaman. Söyle. Yukarı göz altı rimel mütlak sürülmeli. Bir de sizin gibi göz renginde böyle açık beş karandaş sürülmeli gözünüzün içine. Gözünün içine. Çünkü o hem büyütüyor. Daha büyütüyor değil mi? Size söylemiştim. Siyah da güzel olur ama siyah daha çok bronzlaşsanız daha çok böyle deri elbiseniz falan olsa veyahut da kadife böyle pırlantalar o zaman siyah. Ama bakın bej ne kadar iyi yapıyor. Evet. Bir şey mi düştü? Bir şey düştü. Tamamdır. Espri yapacaktım, yapmayayım. Bakın isterseniz bakayım. Göz farkınıza bir gözünüz böyle. Aynen bak nasıl büyüdü hemen. Fark etti vallahi. Başka ne var Azeri'ci? Ben aslında çok dil biliyorum. Evet, sen demin başka bir dilde konuştun burada. Rusça mı konuştun? Rusça biliyorum. Gürcüce biliyorum. Çünkü Gürcistan az. Kendim Azerbaycanlıyım ama Gürcistan'da doğdum. İngilizcen de vardır kesin. Evet. Poliglot. Vay be, süpermiş. Şimdi
Yani gözaltına mutlaka rimel sürelim diyorsun. Mutlaka. Bak yanlış bildiğimiz bilgilerden bu da. Tamamdır. Bitti mi? Evet. Evet, nasıl buldunuz makyajımı? Evet, Anar'cığım çok teşekkür ediyorum. Bunu da böyle bakayım. Düğünde takabilirsiniz. Düğünde, evet. Şöyle bir şey. Saçınızı şöyle bir toplayıp... Ya saçı da sen yapar mısın hani düğün olsa diyelim? Nasıl yaparız mesela? Bu makyajı nasıl bir saç yaparız? Çok ufaktan hani göstermelik. Şöyle bir şey. Yan yapıp? Evet. Ay vallahi... Ay şeyden, monitörden göremedim. Şöyle bir şey. Bunu böyle sabitleyeceğiz. Hı-hı. Şöyle bir şey diyorsun. Çok. Elimle tutacağım. Hı. Şöyle bir şey size çok yakışır ve çok cool durur. Doğal. Şöyle. Saçınızda böyle ıslak gibi. Yandan buraya evet. Böyle. Evet. Bunu böyle göstereyim yandan. Heh. Her şey tamam. Elbise ve damat yok ortada. Detaylar onlar. Ay çok teşekkür ederim Anar'cığım. Ben teşekkür ederim. Seninle gerçekten çok keyifliydi ama bunu saymıyorum bir kere daha. Ne zaman istersiniz? Vallahi. Çok güzel. Bize çok güzel çünkü taktikler de öğrettin. Makyajla ilgili de tiyoları verdin. Azerice bile öğrendik ya yayında. Evet, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz diyorum efendim. Ve diğer bölümlerle de ilgili fikirlerinizi yine bekliyoruz. Görüşmek üzere başka bir bölümde. Hoşça kalın.